Dayana. Merhaba Dayana. Selam kızlar. Merhaba. Evet, evet ben Dayana. Ama göründüğü gibi. Dayana kim o? Dana, Amigo Kızlar Derneği'nden arıyorum. Beni yanlış anlama ama evet takımımız bu sezon katılacak. Takımımızı listede göremiyor musun? Anladım, tamam. Bu sorunu kesinlikle çözeceğim. Ama eğer bir şey varsa biz de katılıyoruz. Yanlış mı düşünüyorum? Ne yarışması? Amigoluk yarışması mı? Ve bizim bir takımımız bile yok. Tamam, teşekkürler. Seni sonra ararım. Fiona mı? Bir şey mi oldu? Fiona, ekibimizi yarışma için katılımcı listesine koymadın mı? Bu mantıklı. Çünkü bizim bir takımımız bile yok. Kızlar, listeye kimi koyayım? Kim sahne alacak? Sadece sen ve Dana mı? Evet, ben ve Dana. Herkese merhaba. Merhaba. Dana, bence bu yıl yarışmaya katılmamalısın. Takımını çerçevelemene gerek yok. Kazanma şansın sıfır. Evet Dana, artık Bunny takımı olmadığı için üzgünüm. Tavsiyen için teşekkürler Fiona ama Bunny ekibine veda etmek istemiyorum. Fiona, bunu Dana'ya söylememelisin. Muhtemelen çok üzgündür. Kızlar bekleyin. Knopane. Dana ve Fiona arasındaki konuşmayı duydunuz mu? Amigo kız yarışması hakkında konuşuyorlardı. Aynen öyle. Amigoluk yarışmasına Dana ile barışmak için bir şans olmalı. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Knopa, bugün Dana ile konuşmalısın. Sanırım bugün ilk olarak Dana bizimle konuşacak. Amigoluk onun zayıf noktasına. Kızlar, keyfim yerine geldi. İşler çığırından çıkmaya başlıyor çocuklar. Dana, benimle geliyor musun? Evet Dana, bekle, ben de geliyorum. Bunun beni de üzdüğünü biliyorum. Ve bence tavşan ekibi zaten geri dönmez. Dana bekle, neyin peşindesin? Knopa ve Nastya ile mi barışacaksın? Dana, barış yapmaktan anlamam. Benimle arkadaş olup olmamak onların tercihi. Ama onlar da Amigoluk hakkında konuşmalıyım. Umarım gelirsin. Gigi, bugün arabamı sen koruyacaksın. Basketbolcuları bekliyoruz. Bizim de ciddi bir işleri var. Ne demek istiyorsun Job? Bekle. Benimle ne burada ne de kafede çalışmayacak mısın? Gigi, bugün olmaz. Olmaz. Peki tamam. Kafanın olduğu arabadan sen sorumlusun ve biz gidiyoruz. Job ve Bob'un ne zamandan beri basketbolcularla iş yaptığını anlamıyorum. Gigi, Job ve Bob'u görmedin mi? Öylece gittiler. Peki ya basketbolcular? Hayır, vay anasını. Bay Mike basketbolcuları arıyor. Bob da Job'u. Bu hiç de doğru bir şey değil. Pekala çocuklar. Çekelim mi? Evet. Evet. Vay anasını. Beyler, yardıma ihtiyacınız Job var mı? Job ve Bob. Halteri siz taşıyacaksınız. Bay Mike, Dumbbell'ları spor salonuna götürebilirsiniz. Bay Mike'ın güçlü olduğunu biliyoruz. Evet, Bay Mike güçlüdür. Basketbolcular, ben halteri alıyorum. Bob'la Job da Dumbbell'ları. Dumbbell taşıyacağız. Harika, hadi yapalım şunu. Bir, iki, üç, kaldır. Taşıyın. Bir, iki, üç, al. Bir, iki, üç, al. Basketbol oyuncuları. Tamam çocuklar, dumbbellları alıp size spor salonunda yetişirim. Hadi ama. Çocuklar, bunu kaldıramayacağınızı hemen söylemeliydiniz. Ben de istiyorum. Evet, spor salonuna ve basketbolculara gitmemiz gerekiyor. Gidelim, gidelim. Bu terk edilmiş hayvanat bahçesini kısa süre önce bulduk. Bu hayvanların gerçekten yardımımıza ihtiyacı var. Bu zavallı hayvancıkları kurtarıp onlara güzel yaşam alanları oluşturmamıza yardım et. Oyunumuzu indir ve işe koyulalım. Pandalar, filler ve aslanlar bizi bekler. Pekala Mona, şimdi basketbolcular antrenmana gidiyor. Ve Krill'i ciddi bir konuşma için dışarı çıkarmalıyız. Ama Seyhan'ı yakaladık ve bu tartışmaya açık değil. Hayır Mona, her şey istediğim gibi olacak. Bay Mike, zor zamanlar geçirmiyor musunuz? Hayır. Ben olsam birkaç ağırlık plakası eklerdim. Dikkatlice. Dikkatlice. Ah selam. Bay Mike güçlüdür. Bay Mike bir numara. Blondie, sen delisin. Sana doğru bakmadı bile. Ben deli değilim. Ve o bana doğru bakacak. Bakmakla kalmayacak. Peşimden koşacak. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Bilmiyorum. Bence çok ileri gittin. Blondie'den asla şüphe etme. Bu kitilerin bir kuralıdır. Merhaba, merhaba küçükler. Merhaba. Merhaba Dayana. Thomas'ın takımına uyması için şimdiden bir balo elbisesi mi seçiyorsun? Yanlış mı düşünüyorum? Blondie, endişelenme. Baloya kadar çok zaman var. Yeterince zamanım var. Blondie, niye mutsuzsun? Balo için bir partnerim var. Sian. Kötü bir seçim sayılmaz. Size de iyi günler kızlar.
Neden bu kadar deli? Hadi ama Dana, Blondie sadece bala partnerinin Sean olmasından dolayı mutsuz. Merhaba Dana. Merhaba Dana. Bana mı öyle geliyor yoksa şimdiden bize ikinci kez merhaba mı dediler? Hayır Dana, sadece sen değilsin. Kızlarla konuşalım. Yani bence öyle. Konuşmak mı? Knapa onlarla konuşmalı yaz. Yanlış mı düşünüyorum? Parmaklarınızı çapraz yapan. Biri görmediği sürece götürün. Peki Dana, bizimle ne hakkında konuşmak istiyor? Günlerdir konuşulacak bir konu yoktu ve bugün işte bir tane daha var. Yanlış mı düşünüyorum? Dana, dürüst olmak gerekirse zaten onlarla konuşmak istemiyor. Kısacası kızlar, benimle arkadaş olup olmamanızın sizin kararınız olduğunu biliyorum. Ama amigoluk var. Tavşan amigolar olduğunuzu unutmadınız mı? Tavşan amigolar. Yani sen Dana, Knapa ve Nastya ile barışmak ve böylece her şeyin eskisi gibi olmasını mı istiyorsun? Ami, senin yerinde olsaydım sessiz olurdum. Amigo kız olmayı bir an bile unutmadık. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Hatta bazen esneme hareketlerini yaptık ve sloganı tazelemek için videolarımızı izledik. Vay be, sloganı unutmamak için videoyu bile izlemişsiniz. Kızlar, esneme konusunda yalan söylüyorsunuz. Knapa ve Nastya, bugün Amigo Kızlar Derneği'nden bir telefon aldım. Ve tavşan ekibimizin bu yıl yarışmaya katılıp katılmayacağını sordular. Ama yine de siz daha iyi bilirsiniz. Rekabet, amigoluk, yapboz gibi birbirine uyuyor. Dana, belki de sadece bizimle barışmak istiyorsun. Hadi anlat bize. Uzaklardan gelmene gerek yok. Eğer barış yapmak istiyorsanız kızlar bunu dikkate alacaktır. Kapa çeneni. Kızlar, bir kez daha tekrar ediyorum. Benimle arkadaş olup olmamak sizin kararınız. Ama tavşan takımını kurtarmak istiyorum. Eğer takımdaysanız yarın eğitime başlayacağız. Bu hafta iki amigo bulmamız lazım. Seçim sizin, Knapa ve Nastya. Evet de. Bunu düşüneceğiz. Dana, bence işe yaramadı. Kızlar, bir kez daha tekrarlıyorum. Yarın sabah 8'de antrenman odasında olmazsanız yeni amigo kızlar arayacağım. Diğer amigo kızlar. Knapa ve Nastya, niye evet demediniz? Knapa? Ne Knapası? Dayana'nın ilk çağrısına koşup evet biz ekipteyiz diyemezdim. Yani bence öyle. Bu yüzden gösteriş yapacağız. Evet, yapacağız biraz. Yani hiçbir şey anlamadım. Amigo muyuz değil miyiz? Knapa evet diyecek. Göreceğiz. Basketbolcuların yeni bir bankı var. Muhtemelen bugün bir halter getirecekler. Evet, onlarla birlikte pompalayacağız. Evet, bundan sonra tüm kızlar bizim olacak ve pozularımıza bakar mısınız? Zek, pozularım var mı? Şimdi yok ama sonra olacak. Bende ikisi de yok. Merhaba çocuklar. Hey! Çocuklar, ihtiyacınız olursa beni arayın. Yardım ederim. Evet, de Mike, yapacaksın. Verbal, Dumble, Kutsal Bok. Pompalayacağız. Zek, bizimle misin? Evet. Bırakın gideyim, bırakın geçeyim. Job ve Bob, biraz geride kaldınız. Hanginiz ilk bench press yapan olacak? Isınmak için güzel bir ağırlığımız var. Önce sen. Bob, sen. Sen daha güçlüsün, hadi. Aa, Job. Job, bizi hayal kırıklığına uğratma. Doğru teknikle yap. Şimdi Job yapacak. Ops. Aa, bir. Vay canına. İyi işte. Vay canına. İki. Aa, İyi işte. Üç. Hadi, hadi. Dört, hadi, beş. Devam et. İyi işte. Önemli olan tekniktir. Teknik. Mark, burada mısın? Her yerde seni arıyordum. Neden derse gelmedin? Bugün ders olmayacak. Meşgulüm. Siz bir öğretmensiniz ve derste olmanız gerekiyor. Çocuklar, Fiona'ya biraz ağırlık verin lütfen. Fiona, işte buradasın. Hadi Fiona, devam et. Bir, iki, bir, iki. Bob, seni çok aktif görüyorum. Dumbbell'larla bir, iki, bir, iki hadi, yapıyorsun. Hadi, yap şunu. Çocuklar, belki sonra. Hadi, hadi ama. Hmm, zayıf bir, ver bana. İşte böyle olmalı. Bir, iki, bir, bir, iki, bir. Peki bu dambullarla ne yapacağım? Fiona, onları al ve sınıfa git. Kızlarla eller için biraz ısınma hareketleri yap. Ben de erkeklerle burada olacağım. Sen bir piçsin Mike. Fiona! Sen ne yaptın? Mike, seni sınıfta bekliyorum. Geliyorum. Bay Mike, eğer bir şey olursa biz buradayız ha. Çocuklar, bakabilir miyim? Devam etsek. Hadi. Hadi. Süpürgeyi çıkarın. Süpürge. Ve beş kere yap. Bir. Oh, iki. Oh, üç. Hadi. Hadi. Üç. Dört. Ve son beş. Bu kadar. Şimdi ben ve Zeyk güçlü olacağız. Çocuklar, bizden sonra siz çalışın. Çocuklar, salonumuz yavaş yavaş daha iyi hale geliyor. Ve biz de daha iyi olacağız. Güçlü. Bak. Oh. Böyle bir vuruş neredeyse beni benden alıyor. Bob, belki de eldiven giymeliyiz. Hadi yapalım şu işi. Pembe mi kırmızı Bob mı? Bob için pembe. Ona daha çok yakışıyor. Antrenman partnerinizi seçin. Kiminle boks yapacaksın? Yapacağım. Bye Mike.
Bob, sen ve Bay Mike farklı ağırlık sınıflarındasınız. Eğer boks yapmak istiyorsan benimle ya da Smile'le yapabilirsin. Bob'la boks yapmayacağım. Seninle boks yapacağım. Hadi ama teke tek. Yani çocuklar bir gösteri olacak. Bob, 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 Bob. Mike çocuk gibisin. Basketbolcularla halter ve ağırlıklarla oynuyorsun. Fiona ben oynamadım. Basketbolculara halteri nasıl doğru tutulacağını gösterdim. Göstermek mi? Öylece duruyordun ve basketbolculara bana dumbbell vermelerini söyledin. Evet, bu benim hatamdı. Bu kadar ağlamak yeter. Bacağına bile vurmadım. Yarın 6 dersin var. Fiona, 6 dersim olduğunu biliyorum. Bu kadar mı? Söylemek istediklerinin hepsi bu mu? Hayır Mike. Ayrıca balada pembe bir elbise giymek istiyorum. Yani pembe bir takım elbise içinde olmalısın. Herkes bana gülsün diye bilerek yapıyorum. Pembe takım elbiseli ben mi? Merak etme Mike. Sana bronzlaştırıcı vereceğiz ve sütlü çikolata gibi pembe bir takım elbise giyeceksin. Daha da iyisi. Mike sütlü çikolata. Fiona gidebilir miyim? Bay Mike, Fiona sizinle konuşmam gerek. Amigoluk hakkında. Evet Diana, dinliyoruz. Ben gideyim. Siz de burada amigoluk hakkında konuşun. Fiona gidebilir miyim? Hayır Mike, sen kalıyorsun. Fiona, yarın Amigo Kızlar Derneği'ne tavşan takımının yarışmaya katıldığına dair bir mektup göndermeni istiyoruz. Ne demek istiyorsun Diana? Tam bir ekibin yok ki. Yaşasın, yarışmaya tekrar katılacağız. Knopa ve Nastya yarınki antrenmana gelmezlerse yeni Amigo Kızlar arayacağız. Tamam Diana, yarın ben de eğitimci olacağım. Fiona, sen bir yöneticisin, koç değil. Mike, ne yapacağımı daha iyi biliyorum. Yarın saat 8'de basketbol sahasının yanında bir antrenman seansımız olacak. Tüm gün boyunca antrenman yapacağız. Anlaştık Diana. Nastya ve Knopa ile konuşacağım. Böylece onlar da eğitime katılabilirler. Hayır Fiona, gerek yok. Ben zaten her şeyi anlattım. Bu onların seçimi. Ve eğer yarınki antrenmana gelmezlerse yeni Amigo Kızlar aramaya başlayacağız. Yeni Amigo Kızlar bulmak zor olmayacak. Herkes tavşan takımına girmek ister. Fiona, yarın görüşürüz. Bu arada Krill'i görmedin mi? Tüm gün boyunca onu bulamadım. Mike mı? Ne Mike'ı? Çocuklar spor salonundaydı. Evet, spor salonunda dumbbell'larla oynuyorlardı ve Mike de oradaydı. Teşekkürler Fiona, teşekkürler Bay Mike. Bay Mike, bir şey olursa diye testi yaptım. Yarın her şeyi getireceğim. Tamam kızlar. Mike, böyle oturacak mısın? Evet, peki ne yapmalıyım? Dersler bitti. Dersler bitti mi? Bütün gün hiçbir şey yapmadın. En azından bir şeyler yap. Sınıfı temizlemeli miyim yoksa ne yapmalıyım? Sınıfı temizleyin. Güzel, temiz. Ben de öyle yapacağım. Gıgı, değiştiğini görebiliyorum. Krill'le baloya gideceksin. Ya sen Krill'le dans ederken biri işini çalarsa endişelenmiyor musun? Basketbolcular neye ima ediyorsunuz? Kimse benim işimi çalamaz. Size aşık olmayacak. Göreceğiz. Çaya onunla baloya gidecek. Ya orada bir şey bulursa? Kızlar, o benim tipim değil. Ama ya öyle olsaydı? Ya Gigi bir süpürge alıp seni buradan bir güve gibi kovarsa? Güve gibi. Tamam Gigi, endişelenme. Senin işinle ilgilenmiyorum. Lezzetli kakao için teşekkürler Gigi. Artık buraya gelmeyin. En acıyan yerinizden vuruyorlar. Nasıl yani? Job'la balaya gitmeyecek miyim? Sadece sen değil. Mesela Blondie, Krill'le gelmek istiyor. Bunu herkese söylemek zorunda mısın? Sadece Gigi'ye. Eğer Gigi biliyorsa herkes biliyor demektir. Blondie, senin dilin benimkinden daha uzun. Hayır Gigi, senin gibi uzun bir dil bulmak zor ve aslında kreplerin nerede? Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Bugün yalnız çalışıyorum, o yüzden bekle. Arabanın peşinden geldik. Araba. Arabanız dışında ve aslında onu korumayacağım. Ya zaten bir şey çalındıysa? Size de sormak istiyorum. Çalıntı mı? Ben... Bob, o benim kız arkadaşım. Arabamızı bıraktı. Hadi arabaya gidelim. Hayır, ben Gigi ile kalacağım. Anlamadım. Arabamızın peşinden gelmiyorsunuz değil mi? Araba, Job. Burada artık kızlar için değil, Bob için endişelenmek zorundayım. Job'u kötü bir şekilde etkiliyor. Ah, krepler yandı. Bu kafede değişmesi gereken bir şey var, o da Gigi. Bırak çalışsın, lezzetli krepler yapıyor. Evet, bu Bunny'nin tarifi. Ve herkes Bunny'nin tarifini kullanarak lezzetli krepler yapabilir. Belki de kafede çalışacağız. Mona, ne? Kafe pembe ve biz de kediciyiz. Sadece Leopar kafede çalışabiliriz. Herkese merhaba. Gigi, lütfen bize 2 kakao yap. Gigi, bize 3 kakao yap. Ama önce biz, sonra herkes. Kızlar, aslında buraya ilk biz geldik. O yüzden ilk biz sipariş vereceğiz. Aslında biz 3 kişiyiz. Siz 2 kişisiniz. Bu yüzden önce biz sipariş vereceğiz.
Anladım, değişen bir şey yok. Görünüşe göre yarınki eğitime gelmeyecekler. Görünüşe göre birileri bunny takımına dönmek istemiyor. Kızlar, Diana'yla barışmayacak mısınız? Diana'yla barışmak mı? Diana'yla barışmak mı? Bir çınlama sesi duyuyorum ama etrafta göremiyorum. Size söylemediğim bir şeyi duymanıza gerek yok. Kızlar, Diana tekrar barış yapmayı önermedi. Tavşan takımına geri dönmeyi teklif etti. Bunu düşündün mü? Eğitim yarın sabah 8'de. Yoksa... Yanlış mı düşünüyorum? Yoksa ne olacağını biliyoruz. Evet Diana, bize söylemiştin. Eğer kızlar gelmezlerse bunny takımına yeni amigo kızlar alacaksın. Neden herkes duysun diye dilini çıkarıp atıyorsun? Vay canına, yeni amigo kızlarımız mı olacak? Biliyorum, biliyorum. Ne var Blondie? Sen ne bilirsin ki? Tavşan takımına ulaşmaya çalışmalıyız. Yani bence öyle. Neden? Sonra anlatırım. Ve bir tane daha gigi. Yarın için lütfen bize 5. Ah hayır. 3 öğle yemeği yap. Ben, Dana ve Fiona için. Ama yine de sen daha iyi bilirsin. Yarın bütün gün antrenman yapacağız. Basketbol sahasının yanında. Evet, eğitim uzun sürecek. Atıştırma zamanımız tam olarak olmayabilir. Çok ileri gittiniz kızlar. Kapa çananı Kunopa. Yarına kadar vaktimiz var. Bu ne anlama geliyor? Bu da Kunopa'nın bunny takımına dönmeye neredeyse hazır olduğu anlamına geliyor. Yarına kadar hala vaktimiz var Nastya. 3 öğle yemeği, 4 öğle yemeği yaparım. Ne kadar isterseniz yaparım. Tavşan takımı yarışmayı kazanmalı. Teşekkürler Gigi. Unutmayın, çok fazla meyve ve sebzeye ihtiyacımız var. Dana endişelenme. Gigi menümüzü gayet iyi biliyor. Çocuklar, kızların yarın antrenmana gelip gelmeyeceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yoksa Dana ve arkadaşları yeni amigo kızlar mı arayacaklar? Yorumlara yazın, videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Tekrar görüşene kadar herkese hoşçakalın. Knopa, yarına kadar vaktimiz var. Yarına kadar vaktiniz olacak mı? Bunny takımına girmeye çalışacak mıyız? Bunu yapmamız gerekiyor. Kızlar, gerekirse maskotu değiştirebilirim. Gigi, kostüm senin için çok büyük olur.